Derneğimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilgi Ekonomisi Derneği, bilimin, teknolojinin, eğitimin, Türkiye'nin ve dünyanın daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya olması için ne kadar önemli olduğunu altını çizmek için, bu konuda bilinç oluşturmak için, politika geliştirmek için bu konuya önem veren dostları siyasi görüşünden bağımsız olarak bir araya getirip beraber bilim ortak paydasında bir şeyler yapmak üzere kurulmuş olan bir dernek ve böylece faaliyet gösteriyoruz. Bu pandemi sırasında tabii ki insanlarımızın sağlığının korunması için ve pandeminin değerli dostlara bulaşmaması için, hiç kimseye bulaşmaması için artık fiziksel toplantılar yapmayı bıraktık. Fiziksel olarak toplantı olarak başladığımız bilim teknoloji ekonomi sohbetlerini şimdi internet üzerinden devam ediyoruz. Müsaade ederseniz bugünkü değerli konuşmacımızı ve programımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın İlhan Bağören, 40 yılı aşkın süredir içinde yer aldığı bilişim sektöründe Teknim, Petaş, Netaş ve Alcatel gibi özgün ve ürün geliştiren firmalarda başladığı çalışma hayatını 1988 yılında iki Türk arkadaşıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattıkları NewNet adlı yazılım firmasını kurucu ortağı olarak sürdürmüş. Haberleşme ağlarının işaretleşme sistemlerinde global lider olan firmanın 1997'de bir Nasdaq firması tarafından satın alınması sonrası yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 yılında kurucularından olduğu Telenet'in Telesoft adlı Türk firmasını satın alarak faaliyetlerini İstanbul'a taşımasıyla Türkiye'ye dönmüş. Halihazırda firmanın CEO'su olarak görev yapmaktadır. Yönetim kurulu başkanı olduğu Haberleşme Teknolojileri Kümesi'nin ve Yazılım ve Bilişim Komitesi'nde görev aldığı Hizmet İhracatçılar Birliği kurucusu arasında yer almıştır. Bilgi Ekonomisi Derneği ve YASAD'da yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 1979 ve 1983 yıllarında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisi bölümünden BS ve MS diplomaları alan İlhan Bağören'in 3 tane patenti vardır. İlhan Bey, bizim tabii derneğimizin değerli yönetim kurulu üyesi. Bu çabaların hepsinin de ben devlette görevliyken de şahit olmuştum. İlhan Bey'den bugünkü konuşmasında, bilhassa konuşmasının başında önemli bir kısmını bu işte okuduğumuz çok sıra dışı ve başarılı kişisel tecrübesini bizlerle paylaşmasını rica etmiştim. İlhan Bey, buyurun, söz sizde. Ses gelmiyor. Günaydın, herkese iyi günler. Ekranımı bir paylaşmaya çalışayım. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Evet. Teşekkürler Davut Bey. Zaten bir kısmını özetlediniz. Ben çok kısaca girişimcilikten bahsedeyim. Girişimcilik tecrübemden bahsedeyim. 1979'da ODTÜ'den mezun olduktan sonra Teknim diye bir üretici firmamızda, telsiz üreten bir firmamızda çalışmaya başladım. Sağ olsun Aselsan Philips lisansıyla yerli telsiz üretmeye başlayınca o firma kapandı. Daha sonra Petaş ve Netaş'ta çalıştıktan sonra 1985'te o zamanlar Türk mühendislerinin fiyat kalite oranını fark etmiş olan ITT diye bir firma vardı. Daha sonra Alcatel oldu. O gelip Türkiye'den 50'şer 100'er tane mühendisi alır götürürdü. O furyalardan bir tanesinde biz de Amerika'da Design Merkezi'nde ITT'nin çalışmak üzere Amerika'ya gittik. Netaş'tan 3 arkadaş.
Ancak aşağı yukarı 9 ay sonra ITT Amerika'ya girmekten vazgeçti. Dolayısıyla işsiz kaldık. Birkaç denemeden sonra bizim patronumuzun, ITT'deki patronumuz Sprint'te Intelligent Network diye o zaman deneme aşamalarında olan bir teknolojinin laboratuvar emülatörü ihalesine çıkmıştı. Biliyorsunuz genelde bu çeşit yeni standartlar çıkar, çok hip de edilir. Ama bunlardan 10-15 tanesinden bir tanesi sonra başarılı olur. Intelligent Networks de bunlardan birine adaydı. Bizler de üç arkadaş işte Amerika'da işsiz kalmışız. Fena da bir şey değildi. 200 bin dolarlık bir ihaleydi. Çok kısa zamanda onu yapıp aramızda da paylaşıp Türkiye'ye başımız dik dönme imkanımız vardı. Çünkü işsiz kalınca Türkiye'ye gururumuzdan aslında dönemedik. Onun üzerine dedik ki bunu ürün yapalım, daha çok firmaya satalım. Yani bir tane yapıp bırakmaktansa. Ama üçümüzün de çalışması için de yeterli değildi o para. İki ortam birer iş buldu. Birisi Ameritech'te, birisi Thai Communications'da. Onlar çalışmaya başladılar. Onların kazandığı paranın üçte birini bana gönderdiler. Ben de bir garajda iki sene bu şeyi bir ürün haline getirdim. Şansımız çok döndü. Intelligent Networks daha sonra 20-25 sene bütün telekomünikasyon ağlarının temel direği haline geldi. Daha da önemlisi 93 yılında GSM başladığında GSM'in internet dengi altyapısı bu IN yani Intelligent Networks'un altyapısı olan SS7 diye bir protokole seçildi. Ve şansımıza kaç senesinde başlatmıştınız o şey şirketinizi? 88'de. Tamam. 88'de. Yani 93 yılında bu GSM başladığında dünyada bu teknolojiye sahip tek firma bizdik. Aklınıza gelen bütün vendorlar yani IBM, Samsung, Nortel, Siemens hepsi gelip bizden almak durumda kaldılar. 95 yılında üretime yetişemez olduk. Ben Türkiye'ye döndüm. Yani kısa bir zaman için Türkiye'ye döndüm. O zaman bir arkadaşımıza bize alt yüklenici bir firma kurdurduk. Telsoft diye bir firma kurdurduk. İki sene ben o arkadaşları 50'ye yakın arkadaş aldım, eğittim. O arkadaşların pek çoğu da Amerika'daki ofisimize de geldiler. Yani Amerika'da 1997'de pazarın %65'i bizimken aşağı yukarı %150 kişi çalışıyordu. Yüzü Türk'tü. O firmayı Nasdaq'ta bir ADC Telekom diye bir firma geldi, satın aldı. Biz de kendimizi emekli olduk zannettik. Kaç paraya satmıştınız İlhan Bey? Efendim? Kaç paraya sattınız onu o zaman? 60 milyon dolar civarındaydı. O şimdiki rakamlar herhalde bir 600 milyon dolar demektir değil mi yani? Şey yaparsak orada da enflasyon var. Evet evet bir enflasyon var ama şey de vardı tabii yani tek tük olan bir şeydi bu. Bugünkü gibi devamlı satın almaların çok yoğun olduğu bir zaman değildi. Evet. Daha sonra yani buradaki başarımızın bence en önemli şeyi karar burada verdiğimiz bunu bir ürün olarak yapmak ama onun ötesinde de çok büyük bir şans oldu tabii. Yani bu şeyin geliştirmiş olduğumuz sistemin birdenbire telekom dünyasının en önemli parçalarından olması. Daha sonra İşte 3 sene o zamanlar şimdiki gibi işte angel financing'dir, şudur budur gibi imkanlar yok. Biz daha
geleneksel metotlarla biraz para batırdık. İşte kendi işimizi çünkü 3 sene yapmamız mümkün değildi yaptığımız anlaşmadan. İşte mermercilik, tekstilcilik falan gibi işlerle. Ondan sonra 3 sene dolup da 2000 yılında tekrar başlayalım dedik. 2000 yılında Telenity'yi kurduk Amerika'da. Daha sonra 3 ortak da Türkiye'ye dönme hayalleri içinde olduğumuz için döndük, bu Telsoft firmasını satın aldık. Daha önce kurulmasına yardımcı olduğumuz ve yavaş yavaş bütün operasyonu Türkiye'ye taşıdık. Sosyal olarak çok keyifli bir geçiş olmakla beraber bir girişimci olarak tabii çok çok büyük zorluklar yaşadık, yaşıyoruz. Ben kısaca öncelikle biraz evvel bahsettiğim ürün deyip duruyorum. Çok da basit gibi görünüyor ama en ayrıştırıcı özelliğini bir söyleyeyim bunu. Geniş müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına hitap etmek üzere geliştirilmeli ve defalarca satılabilmeli. Böyle söyleyince çok kolay görünüyor. Ama Türkiye'de maalesef bu bir ütopya gibi. Pek az firmanın yapmak istediği ve yapabildiği bir şey. Peki Türkiye'ye gelince yaşadığımız zorluklarla Amerika'dakileri karşılaştırdığım zaman öne çıkan Amerika'nın avantajları, bir kere ürün ve global iş kültürüne sahip hazır eleman çok bol Amerika'da. Yüzlerce, binlerce var. İşte ürün yöneticisi, satış, pazarlama elemanları dünya çapında iş yapmış. Dünyanın dört bir tarafıyla legal kontratlar yapabilecek insanlar, pazarlama materyali, kullanıcı dokümanları, eğitim materyali üretebilen insanlar, eğitim verecek insanlar, dünyanın dört bir tarafına gidip de kurulum verecek, dört bir taraftan müşterilere destek verecek elemanlar, bu çeşit elemanları bulabilecek insan kaynağı elemanları. Bunlar maalesef Türkiye'de hemen hemen hepsini sıfırdan yetiştirmek zorunda kaldığımız adamlar. Yani kapıdan girdiğinde hemen başlayacak adam maalesef pek az bulunabiliyor. Bunun dışında stock option planı da çok önemli bir şeydi. Davut Hocam, siz de bunu Türkiye'de de gerçekleştirmek için bayağı bir araştırma yaptık. Yani bizim MIT'den, Stanford'dan mezun olmuş bir adamın beklediğinin çok daha düşük bir maaşla adam çalıştırmayı başardık biz Amerika'da. Şimdi Türkiye'de bir KOBİ'nin kurucusu değilse, bu elit üniversitelerden değilse kolay kolay işte Bilkent'ten, Boğaziçi'nden adam alıp da çalıştıramazsınız. Bunu keşke Türkiye'de yapabilsek. En önemli şeylerden birisi şu anda da çok çok zorluğunu çektiğimiz işletme proje kredisinin çok kolay alınması, siparişe kredi verilmesi. Yani biz AT&T'den bir tane sipariş aldığımız zaman köşedeki bankadan hemen onun için kredi alabilirdik. Burada ben Türkiye'nin en büyük, yani Türk Telekom'a satış yapıyorum. Onun siparişiyle bankaya gittiğimde arsanı göster, binanı göster diyorlar. Bu çok büyük bir engel. Buna alternatif de maalesef senelerdir yaratılamadı. Exim Bank bile yaratamadı, bilişim sektöründe özellikle. Ama bu işbirliği yapacak ve tecrübe paylaşacak benzer ya da büyük firmalar gerçekten bizim için çok çok büyük avantajdı Amerika'da. Yani ortak iş yaptığımız firmalardan ya da alt yükleniciliği yaptığımız firmalardan dehşet şeyler öğrendik. Yani firmamızı çağ atlattık diyebilirim. Gidip de 10 senedir, 20 senedir sizin yaptığınız işi yapmış firmalardan çok şey öğreniyorsunuz. Türkiye'de şu anda TÜBİTAK'ın siparişe dayalı ARGE diye geçen ay bir proje başlattı. Bence bu boşluğu doldurması açısından çok çok önemli ve desteklenmesi gereken bir proje. Son olarak da satın alacak büyük firmalar ortalıkta olması. Yani
bu da şeyi çok yükseltiyor. Çıkış yani exit olasılığını çok yükseltiyor. Yani birisi gelip de Amerikalardan gelip sizi bulması, yatırım yapması yahut da satın alması zor. Köşe başında sizin yaptığınız işi kendi işine entegre edecek büyük firmaların olması bu girişimcilik ekosistemini gerçekten için çok çok önemli. Sonuç olarak da yukarıdakilerin hepsine bakarsanız aslında arkanızda ülkede bir yerleşmiş ürün ekosisteminin olması girişimin başarısını çok çok yükseltiyor. Yani dolayısıyla yani Türkiye'deki ben şu andaki girişimciliğe verilen önceliği çok anlıyor ve takdir ediyor değilim. Bu arkadaki ürün ekosisteminin yaratılması girişimcilikten daha öncelikli bence. Yani bugün bir başarılı girişimciler var diye övünüyoruz. Hakikaten de çok çok başarılı arkadaşlar. Ama emin olun arkasında zengin bir ekosistem olsa şu anda kazandıklarının 5 misli 10 mislini 5 misli 10 misli zaman daha hızlı zamanda kazanabilirler. Aslında tabii bunlar yani var olan bütün namüsait şartlara rağmen başarılı olan insanlar yani. Yoksa ekosistem bunları yok etmeye uygun bir ekosistem maalesef. Evet. Bir de diğer bir söyleyeceğim yani başarılı girişimcinin ortalama yaşı 35 ile 45 arasında. Yani biz bu girişimcilik bence yanlış. Yani üniversitelerde girişimci peşinde koşmak bence çok çok potansiyeli yanlış değerlendirmek. O arkadaşların girip de ekosistemde birazcık sağa sola öğrenip ondan sonra kurduklarında çok çok daha başarılı olma ihtimalleri yükselecektir. Şimdi bu tecrübelerden sonra aşağı yukarı 2017 yılında sağ olsun Mustafa Kuğu da burada dinleyicilerimiz arasında onunla beraber ben az çok şirketin yönetimini bıraktım profesyonellere. Sektörle ilgili neleri geliştirebiliriz diye araştırmaya başladım. Çünkü gerçekten teknolojik yetkinliği çok yüksek olmakla beraber son derece başarısız bir bilişim sektörümüz var. Genelde teknoloji öyle ama bilişim iyice kötü. Bunun nedenlerini araştırmak için girdim. İhracatçılar Birliği'nin kurulmasında uğraştım. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin kuruluşunda yer aldım. İşte orada zamanla yerli ve milli 5G'yi geliştirmeye başladık. Şu anda geliştiriliyor. Onun da yönetim kurulundayım. İşte YASAT Yönetim Kurulu derken yani 2000 firmaya yakın firmayla bir şekilde iletişim halindeyim. Ortalıkta gördüğüm potansiyeli kartal olan ama tavuk gibi davranan bir sektörümüz var. Bu potansiyeline eriştirmek için neler yapmak gerekir? Araştırmalarımın aslında birazcık sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağım. Ama yani ilk göze çarpanlardan birisi bilişim sektörü mesela 40 senelik diye biliyoruz. Ama 40 senelik bir yerli sektör yok. Yani tamamen ithalatçılık, danışmanlık, sistem entegrasyonu, bayilik üzerine kurulmuş. Yani tek tük firmalarımız var tabii. Bunları aslında çok çok başarılılar. İşte Logodur, Hitit'tir. Ama bir eli parmaklarını geçmez yani. Daha yazılımı 3 sene önce sanayi ürünü olarak kabul ettirebildik. Bilişim ve yazılım için İhracatçılar Birliği hala kurulamadı. 2 sene evvel Hizmet İhracatçıları Birliği'ni kurduk. Altında bir komite olarak yer alıyor. Diğer taraftan son 10-15 senede devlet destekleri artıyor bu sektöre gelen. Ama çok büyük ümitler bağlanan, lig atlatacağını umduğumuz bu sektör 4 senedir
büyümüyor, küçülüyor. Yani 3-4 sene evvel 1 milyar dolar ihracata gelindi. Hala oralardayız. Yani Türk parası olarak arttığı çok az artıyor ama dolar olarak küçülüyor. İhracatçılar Birliği'ne şu anda 650 tane ihracatçı firmamız üye. 2 senedir bunların üzerinde yaptığımız araştırmalarda bunlar ihracat olarak değil sadece, ciro olarak küçülüyorlar. Yani %7-8 gibi üretici firmalarımızda %7-8 gibi küçülme var. Yani biz patlamayı, lig atlamayı düşünüyoruz ama küçülme var. Bunun nedeni nedir? Sağ olsun bu toplantılar aslında, Davut Bey'e tekrar teşekkür ederim. Ben 2 senedir Bilgi Ekonomisi Derneği'nin toplantılarına katılırım. Gerçekten geliştirdiğim bulgularım, geliştirdiklerime çok çok faydası oldu. Bunlardan en önemlilerinden birisi birkaç ay evvel Yunus Hoca'nın yaptığı bir termodinamik sunumuydu. Yunus Hocam aynı zamanda TÜBİTAK'ta da çok zaman harcamış olduğu için termodinamik kanunlarıyla işte bizim bilim ekonomisi arasında şeyler yapmıştı, karşılaştırmalar yapmıştı. Bu halkaya aldığım şeyler aslında beni hep düşündüren ve başka türlü bakmamı sağlayan şeyler oldu. En alta baktığınızda, yani biliyorsunuz termodinamiğin 2 tane kanunu var. Bu kanunların birincisi çok kolay, ikincisini ben üniversitede de öğrenememiştim. Şimdi de öğrenemedim ama kanunun ortaya çıkardığı pratik şey, ulaşılan performansın mevcut şartlar altında ulaşılabilecek en iyi performansa oranının ölçmek üzerine ikinci kanun. En zor olan öğrenmesi kanun bu. Yani şu anda biz ülke olarak ortaya bir sürü imkan koyuyoruz ama ulaşılabilecek performansa yakın mıyız? Bunu nasıl ölçmeliyiz? Şimdi sonuç olarak verim ölçülmeli. Verimi nasıl ölçebiliriz? Bizim teknoloji sektörüne ve firmalarımıza 3 önemli kalem girdiğini söyleyebiliriz. Birisi devlet destekleri. İkincisi insan kaynakları. Üçüncüsü firmaların kendi sermayeleri. Peki buradan çıkışta neyi ölçeceğiz? Yani Yunus Hocam'ın da çok defalarca vurguladığı gibi önemli olan çıktının ölçülmesi ve bunun mevcut şartlarda olabilecek en iyi performans olması. Biz buna yakın mıyız? Nasıl ölçebiliriz? Yani ben destekler tabii çok çok önemli ama benim şahsen en çok önem verdiğim girdi insan kaynağı. Bizim çok kısıtlı sayıda ama dünya kalitesinde insan kaynağımız var. Bu insan kaynağını en iyi şekilde değerlendiriyor muyuz acaba? Bunu nasıl ölçebiliriz? Şimdi benim görebildiğim araştırmalarım sonunda firmalarda en iyi ölçü bence çalışan başına gelir olmalı. Ülke içinde Ar-Ge harcamalarıyla ihracatın ilişkisi olmalı. Bu ikincisini Yunus Hocam da ölçmüştü. Oradan hemen söyleyeyim size. OECD ortalamasında 1 milyar dolar yatırıma 1.1 milyar dolar ihracat ortalaması var. Türkiye'de ise 1 milyar dolar yatırıma 200 milyon dolar ihracat var. Yani 5'te biri. Yani 5 yatırıyorsunuz, 1 ihracata dönüyor. Yani 5,5 katı yani harcananın 5'te birini ihracata çevirebiliyoruz ve de bu dünya OECD ortalamasının 5,1'de biri. Peki çalışan başına gelir ne olmalı? Biz eğer dünya standartlarında rekabete gireceksek çalışan başına gelir ne olmalı? S&P 500 firmalarına baktığınız zaman bunların ortalaması 700 bin dolar.
Bir numaralı firma geçen sene Apple'dı 2 milyon dolarla. Bu sene Netflix onu biraz geçti. 2.3 milyon dolar kişi başına. Peki tabii bunlar dünyanın en iyileri. Ama global olarak rekabetçi KOBİ'lerin ortalaması ne olmalı? Bu aşağı yukarı 150 bin dolar civarında olmalı. Yani çalışan başına 150 bin dolar üretebiliyorsanız global rekabetçi olursunuz. Biz zaten bunu yapabilirsek Türkiye'de istediğimiz şeyi sağlayabiliriz. Atılımı sağlayabiliriz. Peki ben son bir senede çok sayıda teknoloji KOBİ'si gezdim. Tek tek oturup neler yapıyor, neler ne üretiyorlar konuştum. Çok tipik Türk teknoloji KOBİ'sinin yapısı bu. Patron, bir asistan, bir sürü de mühendis. Yani 20 mühendis, 30 mühendis. Bunların nasıl yaşadıklarını az çok şöyle özetleyebilirim. Bunlar biraz zaman bazlı proje yapıyorlar. Ben bir tane örnek firma burada oluşturdum size sunmak için. Diyelim ki bunların senenin dörtte birinde zaman bazlı proje yapıyor. Yani proje yapıyor. Ne bileyim mesela gitti aslında alt yüklenici oldu. Yahut da bir bankadan bir proje aldı. %25'te marjini var. Vaktinin dörtte birini bunu yaptığını farz edin. Dörtte birinde de gidip turnkey proje aldın. Yani birisinden bir proje alacak, yapacak. Burada da %100 kar marjini olduğunu farz edin. Ama daha da önemli, hemen her firmamızın yaptığı, zaten Teknopark'ta yaşamak için yaptıkları, ondan sonra da CoSGAP ya da TÜBİTAK'a destek projesine başvuruyor. Geri kalan zamanı doldurmak için. Ben burada 3 ay zaman bazlı proje, 3 ay turnkey proje, geri kalan 6 ayda da TÜBİTAK projesiyle uğraştığını varsaydım ki bu çok tipik bir temsil. Aşağı yukarı şöyle bir nakit akışı çıkıyor. Yani işte şeyden boş kalan zamanları, projelerden boş kalan zamanları TÜBİTAK projeleriyle dolduruluyor. Şirket ne batıyor ne çıkıyor, devam edip gidiyor. Ama ne oluyor? Kenarda onlarca çok çok kıymetli teknoloji rafa kalkıyor. Yani gitmiş, efendime söyleyeyim, bir tane mobil operatöre bir tane proje yapmış. Gitmiş işte Aselsan'a, Havelsan'a alt yüklenici olarak çalışmış. Ama hiçbir satılabilir, tekrar satılabilir bir değer yaratamamış. Arasını da TÜBİTAK'tan aldığı desteklerle doldurmuş. Böylece şeyden de atılmıyor, Teknopark'tan da atılmıyor. Ve içeride satışçı eleman yok. Yani bunların çoğunda satışçı eleman yok. Zaten 2 sene evvel MÜSİAD'ın yayınladığı bir araştırma var. TÜBİTAK'tan destek alan bütün firmalar arasında. %27'sinde satış bölümü yok. Üstüne bir %40'ında da satışa ayrılmış eleman yok. Yani işte böyle bir şirketin satışı ne lazım ki? İşte patron gidiyor, Turkcell'de birisini tanıyor, oradan bir ihale alıyor, şey alıyor, proje alıyor filan. Dolayısıyla tekrar satış diye bir şey yok. Yani benim çok temsili bir şey yaptım burada. İşte 240 unit maliyeti var ayda 20 desek. İşte 120 unitte destek almış. 195 unitte satıştan kazanmış. Dolayısıyla destekle satıştan toplam geliri 315 olmuş. 75'i de kar olmuş. Yani bunlar çok arbitrary rakamlar ama çok çok tipik. Merak yani bizim teknoloji firmalarımızın çoğu böyle çalışıyor. Bunu şahidiz hepimiz İlhan Bey. Bu arada Yunus Şengel Hoca aramıza katıldı. Ben kendisine mesaj attım. Dedim böyle böyle kulaklarını çok çınlatıyoruz. Yunus Hoca hoş geldiniz. Mikrofonunuz kapalı. Ha evet, evet. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba Yunus Hocam. Merhaba.
İlhan Bey çok kulaklarınızı çınlattı. Aa, teşekkürler vallahi, keşke daha önce katılabilseydim. Biraz yoğun tarafıma denk geldi bu sabah. Ama devam edeceğim inşallah. Yani evet. Sizin slaytlarınızdan bu termodinamiğin ikinci kanunu olarak verimin performansın nasıl en iyi performansa yaklaştırılabileceğini temel almamız gerektiği üzerine bir giriş yaptım hocam. Teşekkürler. Aklın yola bir diyorsunuz. Evet. Yani sonuç olarak bu arkadaşlar da mühendisler ve patron ve bir de belki asistan dışında kadroda insan yok. Ama teknolojiye inanamazsınız. Yani çıkan teknolojiler gerçekten Silicon Valley'de Kore'den çıkandan hiçbir eksiği yok. Ama bir tane müşteri için bir defa yapılmış, rafa konmuş. Şimdi burada izleyerek öğrenme, yani ben bu şirketlerin durumunu şeye çok benzetiyorum. Ben 90'lı yıllarda Amerika'da şeye girmeye karar verdi Amerika'ya. Çocuklara da çok faydalı olduğu için bu bizim futbola girmeye karar verdi. Soccer dedikleri. Onun üzerine hemen hemen her kasabada şeyler kuruldu, takımlar kuruldu. Ben de antrenördüm. Bakın bu soldaki resme bakarsanız Amerika'da futbol böyle başladı 90'larda. Arı sürüsü diyorduk bunlara. Böyle topun etrafında işte 7'ye 7 oynanıyor. Kaleci dışında 13 çocuk topun etrafında, gol girdiği zaman nete aslında 13 çocuk birden giriyordu yani. Herkes aynı. Sonra yani o zamanlar Amerika'da yaşayanlar belki bilir, senede bir defa bir Şampiyonlar Ligi finali gösterilirdi. Kimse de futbol seyretmezdi yani, bilinmezdi. Dolayısıyla futbolda yapı nasıl olur, değişik roller olmalı mı? Böyle bir konsept zamanla işte Major League Soccer falan kuruldu. Yavaş yavaş öğrenilmeye başlandı. Sonra bu ortadaki, demek ki işte orta saha olacak, geride adamlar olacak, ileride adamlar olacak. Böyle roller çıktı. Yani basketbolda da biliyorsunuz işte oyun kurucu vardır, şu vardır, bu vardır. Herkesin değişik rolü vardır. Şimdi burada futbolda orta sahadaki adam aslında ürün yöneticisi olması gereken adam. Bir orta sahanız olmazsa, bu soldaki fotoğraftaki gibi hep beraber gider gelirseniz ezilirsiniz. Kalenin önüne en iyi golcüleri koysanız top gelmez, gol atamazsınız. Dolayısıyla orta sahanın sağlam olması lazım. Bu işte ürün yöneticisi dediğimiz adam bu. Yani kurguyu yapan adam. Peki şimdi golcüler dediğim zaman büyük ihtimalle mühendis... Oyunu kurmuyorsa hiç olmazsa golleri atan adam mühendis olmalı diye düşüneceksiniz. Golcü de mühendis değil. Golcü de aslında satıcı. Yani işte futbolda da mahalle futbolundan beri alıştığımız gibi o tembel ama yetenekli şeyler vardır, golcüler vardır. Savunmaya gelmez namussuz ama sonunda golü atar. O da kahraman olur. Yani takımın en yıldız oyuncusu. Evet, şeyde de teknolojide de en bilinen adamlar golcüler, satışçılar. Mühendislik geri kalan adamlar, belki futbola en yakın benzetme mühendislik grubu için kanat oyuncusu sayılabilir. Kanat oyuncusu mühendislik doğru dürüst bir orta yapacak ki satışçı da kafayı vurup golü atsın. Dolayısıyla biraz evvel patron ve mühendisten oluşan şemanın aslında böyle bir şey olması lazım. Ama en önemlisi ürün yöneticisi olması lazım. Ürün yöneticisinin katkısı şirkete satılacağını bildiğimiz, düşündüğümüz ürünlerin yapılması. Aklımıza gelen teknolojiyi üretip ondan sonra bir tane satmak değil, çok kişinin alacağı ürünü keşfedip mühendisliğin önüne koymak. Yani ürün yöneticisi bir teknoloji şirketinin en önemli adamı. Türkiye'de hiç yok.
Hiç yok. Yani hadi belki 10 tane vardır diyeyim. Amerika'da KOBİ'lerde 7 mühendise bir ürün yöneticisi düşüyor. Yani neyi geliştirelim ve nasıl geliştirelim'e kararı mühendisliğe verdiremezsiniz. Yani ben işte aşağı yukarı 30-35 senedir kendi şirketimle, yani son Telenity'de 20 senedir aşağı yukarı 300 milyon dolarlık ihracat yapmış bir şirketiz. Ne zaman mühendisliğe ürün kararları vermesini, yetkisini verdik, o ürün battı. Yani bir mühendislik grubu ne dizayn etmeleri gerektiği konusunda doğru kararları veremez. Yani hem ürünün özellikleri hakkında hem de ürünün nasıl satılacağı hakkında. Yani ürün yöneticisinin bunlara önceden karar verip şeyin önüne koymuş olması lazım. Mühendisin önüne koyması lazım. Bunu tasarlayacaksınız diye. Şimdi bu slide'da dünyada neler oluyor bakmıştık. Peki Türkiye'de neler oluyor? Şimdi bir taraftan Türkiye'de bu Amerika'daki rakamları tutturabilmiş şirketler oldu mu? Oldu, hem de dolu oldu. Yani Peak Games, geçen bu sene içinde satılan Peak Games çalışan başına 6 milyon dolar geliri vardı. Gram Games çalışan başına 1 milyon dolar geliri vardı. Peki biraz evvel örneğini gösterdiğim ortalama Türk KOBİ'si, Türk Teknoloji KOBİ'si ne kadar kazanıyor? Aşağı yukarı yüklü çalışan gideri bu firmaların 35 bin dolar. Bunun 10 bin dolarını desteklerden ortalama aldıklarını ben varsayıyorum. Büyük ihtimal daha fazla ama en az bu kadardır. Dolayısıyla eğer bu firma istihdam modundaysa, yani güzel güzel firmayı götürüyoruz, yaşatıyoruz diyorsa, bu firmanın geliri 25 bin dolar. Yani gidin şu andaki Türkiye'deki firmaları dolaşın. Yani çok büyük bir miktarı 25 bin dolar ya da daha az kazanıyorlar. Bunlar istihdam modunda. Yani biz bu dünyada olması gereken rekabetçi olmak ve bizi üst sınıfa çıkartması gereken şeyle karşılaştırdığımız zaman 150 bin dolara karşı 25 bin dolar. Yani 6 misli. Yani güzel tarafı, bunu yapacak potansiyelimiz var. Yani bu global rekabetçi KOBİ'lerin elindeki ürünlerin teknolojik olarak aynısını ya da daha iyisini kesinlikle geliştirebiliriz. Ama problem bu teknolojiyi defalarca satılabilir hale getirmek. Burada verilmesi gereken bence stratejik karar, teknoloji sektörünü böyle yüksek katma değerle atlatmak için mi kullanmalıyız, yoksa istihdam sektörü olarak kalmalı mı? Yani biz bu dünyadaki rakiplerimize gittiğinde tanesi 1 milyon dolar yaratabilecek mühendisler yetiştirip bunları 25 bin dolar olarak kullanmalı mıyız? Kullanmaya devam etmeli miyiz? Fındıkta, zeytinde, tekstilde böyle bir upside yok. Bir tek teknolojide var. Ve bunu kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Şu anda firmalarımızın %95'i bu istihdam modunda gidiyor. Yani güzel geçiniyoruz, mühendisleri alıyoruz, geçiniyoruz, gidiyoruz. Şimdi bu yüksek katma değeri seçeceksek eğer, bu çalışan başına 150 bin dolar demek, aslında çalışan başına diyorum burada, mühendis başına demiyorum. Mühendis başına 300 bin dolarla 1 milyon dolar demek. Yani bunu üretebilecek miyiz? Bunu üretmenin yolu maalesef bu gördüğümüz proje, çözüm, sistem entegrasyonu, Ar-Ge taşeronluğu değil. Bunlarla bu rakamları kazanamayız. Bunu yapmanın yolu eleman sayısıyla limitli olmayan, bir defa geliştirip defalarca satılacak olan ürün ekosistemine geçmek.
Bunun için de mühendisliğe tapmayı bırakmalıyız. Biz kültür olarak mühendisliğe tapıyoruz. Yani bizler, buradaki toplanmış olanlar bile mühendislik en önemli bizim için. Ama mühendisliğin gerekli ama yeterli değil. Doğru dürüst ürün yönetimi yapılmamışsa, yani satılacak şey söylenmemişse mühendislere, yaptığı şeyi ardından da satacak adam yoksa maalesef bu yürümez. Onun için ürün yöneticisi farkındalığı oluşmalı. Ben size ürün geliştirme sürecini göstereyim. Burada fikir üretilir. Pazar analizi yapılması lazım. Fizibilite analizi yapılması lazım. Yani pazar analizi, pazarda buna ihtiyaç var mı? Fizibilite analizi, biz bunu yaptığımızda bizim metotlarımızda para kazanacak mıyız? Bu üç adımı yapmadan evvel geliştirmeye başlamak yanlış. Buraya kadarki adımların esas sorumlusu %100 ürün yöneticisi sorumlu. Ondan sonra bu kararlar verildikten sonra geliştirme yapılacak. Burada da gerekirse Ar-Ge yapılacak. Ar-Ge lafını ve konseptini maalesef çok çok kötü kullanıyoruz. Başarılı ürün için Ar-Ge şart değil. Ar-Ge yapılırsa çok daha başarılı olur ama Ar-Ge şart değil. Sonunda da pazarlama, satış, kurulum ve destek var. Bunlarda da ürün yöneticisi oyun kurucudur. Bunların hepsi için gerekli olan altyapıyı ürün yöneticisi sağlar. Ürün yöneticinin sorumlulukları, yani iki sayfa böyle liste var. Bunları yapmadan nasıl yaşar bir teknoloji firması bu benim dediğim istihdam modundan katma değer moduna geçer, bilemiyorum. Ben bu listeyi Türkiye'deki bir sürü iddialı firmamızda oturdum, üzerinden gittim. Pek çoğu bundan hiçbirini yapmıyoruz. Hakikaten biz ürün yapmıyormuşuz dedi. Ama farkında bile değiliz yani. Bunların üzerinden tek tek geçmeyeceğim. Sadece belki şöyle bir bakarsınız. İlhan Bey, bu sunumunuzu biz daha sonra sizden alalım. Bunu web sitemizde koyalım. Arkadaşlar bunu download edebilir, değil mi? Bunu bize paylaşırsınızlar. Yani tabii, dinleyicilerimiz bilsin de telaş etmesinler. Hani not almak, fotoğraf çekmekte falan şey yapmasına, biz bunu downloadable olarak şey yapacağız. Yani bu iki sayfa herhangi bir zaten ürün yönetimi, product management sitesine girseniz bunları az çok görürsünüz. Bunlar bizim firmamızda, Telenit'de yaptığımız şeyler ve bunlardan bir tanesini bile yapamazsak hakikaten başaramayız. Peki ürün yöneticisi nasıl bir şeydir? Ben size söyleyeyim, Türkiye'de ürün yöneticisi yok, yetişmiyor. Böyle bir şey yok. Ben Telenit tarihinde çoğunluğunu Amerika'dan getirdim. Ya da Amerika'da yaptırdım. Bu background'da, bu yetkinliğe sahip adam maalesef yok. Bunları yetiştirmemiz lazım. Peki bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani ürün yöneticisinde ne özellikleri olmalı? Kimdir bu adam? Yani bu adam otonom olmalı. Yetkisiz etki, bu benim en çok üzerinde durduğum şey. Yani bu adamın influence without authority deniyor. Yani hiçbir otoritesi yok aslında. Gidip de mühendislik bölümündekilere sen şunu öyle yapma da böyle yap diyemez. Öyle bir yetkisi yok. Dolayısıyla bilgisiyle ikna ederek yaptırmak zorunda. Otoriteye karşı durabilmeli. Birisi ya bu ürün böyle olursa başarılı olur dediğinde, üstünden birisi öyle yapmayalım böyle yapalım dediğinde savunabilmeli. Dolayısıyla iki altta gene çok önemli görünen kemikleşmemiş güçlü görüş. Yani strong opinion, loosely held. Yani birisi onu açık görüşlü olmalı, ikna olmaya açık olmalı ama o zamana kadar bunda direnmeli. Yoksa şirketin her tarafından değişik çıkarlarla verdiği kararları sorgulayacak bir sürü adam var. Bunlara karşı fikrini savunabilmeli. Müşteriyi temsil edebilmeli. Bizim teknoloji şirketlerimizdeki en büyük problemlerden birisi, müşteri aptal, salak, ne istediğini bilmiyor. Müşteri istediği kadar kötü olsun, satın alacak olan adam müşteri. Bunu birisinin şirketin içinde temsil edebilmesi lazım.
Bir diğer önemli özelliği bu owning the audience denilen, yani dinleyici elinde tutmak. Girdiği ortamda kimler varsa onları, dolayısıyla kafasında herhangi bir sunumun 100 versiyonu olmalı bu adamın. O sırada karşısındakine hitap edecek sunum neyse onu yapabilmeli. Ve de bu şey tamamen bu adamlar oldukları şirketlerde çoğunlukla çırak usta eğitimi şeklinde yetişiyor. Yani gelip de ilk günden ürün yönetimi yapacak adam kolay kolay yok. Ve de en sık görülen background, computer science, arkasından da bir süre çalışmış, ondan sonra gidip ürün yönetimi konusunda MBA yapmış adamlar en yoğun görünen. Ama en başarılı olanlar ille de bunlar değil. Ben son iki ay içinde Amerika'da ürün yönetimi yapan birçok kişiyle konuştum. Yani mesela bir tanesi bir tane papazı şey yapmış, döndürmüş. Adam papazlık eğitimi almış bir adam. Şu anda elindeki en iyi ürün yöneticisiymiş. Ama mesela Lyft'in Product Management bölümünün başında bir Türk var. Lyft'i biliyorsunuz, Uber'in rakibi. 120 tane ürün yöneticisi çalışıyor altında. Yani dediğim gibi firmalarda 3'er 5'er 10'ar tane olması gereken insanlar bu ürün yöneticileri. Bunların sene sonunda başarılı olup olmadıklarını belirten şey de vizyon ve stratejileri var mıydı? Plan ve planladıklarını icra edebildiler mi? Sahiplendiler mi? Meraklılar mı? Takımlar arasında işbirliğini sağladılar mı? Dolayısıyla bu adamlar aslında mini CEO'lar. Ama maalesef yetkileri yok. Yani bu dehşet bir sanat. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim Amerika'dan getirdiğim, 2004 yılında Amerika'dan getirdiğim ilk Türk ürün yöneticisi yarın Microsoft'ta, Microsoft Türkiye'nin CEO'su olarak göreve başlıyor. Bu iyi haber. Kötü haberse Amerika'dan getirip Türkiye'de çalıştırdığım ama bir küçülme sırasında işten çıkarmak zorunda kaldığım çok çok değerli ürün yöneticileri 6 ay tek bir iş görüşmesi yapmadılar. Yani bu işi en iyi yapan adam da olsa ortada, firmalar böyle bir farkındalıkta değil. Ürün yöneticisi arayan kimse yok Türkiye'de. Peki bu 150 bin dolarlık yüksek katma değer dediğimiz yere gitmek için satış ve pazarlamanın da değeri anlaşılmalı. Ve bu yeni elemanlar için destekler oluşturulmalı. Peki buraya kadar geldik. Biz Türkiye'de 1000 tane olağanüstü ürün yöneticisi getirsek ne olur? Bence çok bir şey olmaz. Çünkü önemli olan firmaların birincilikle farkındalık kazanmaları, ama daha önemlisi bunu bu şeyi kaldırabilecek, ürün dönüşümünü kaldırabilecek yürek ve mideleri olması lazım. Ve tabii cüzdanları olması lazım. Neden? Şurada hemen bir bakalım. Bir tane ürün geliştiriyorsunuz. Soldaki şeye baktığınız zaman aşağı yukarı, bunun üründen ürüne değişir tabii ama 6 aylık, 1 yıllık bir şey olduğunu düşünün. Grafik olduğunu düşünün. Uzun bir zaman yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonra en dipte markete giriyorsunuz. Orada da aslında pazarlama, satış şeyi ya başlıyor. Peki, sunumunuz ekrandan kayboldu. Öyle mi? Şu an gözüküyor hocam. Bağına gözüküyor, biz görüyoruz. Tamam. Peki. Yani şurada soldaki şekle bakarsanız, bu eğer bir seneyse aşağı yukarı 8 ay şeyle uğraşmak lazım. Devamlı para koymak lazım. Yani ürün yöneticisi buldunuz diye bu parayı bulmadınız tabii. Ama bunun, yani bir şirket oldu, yeni bir girişimse yatırım alacaksınız demektir.
sürekliliği olan bir firmaysa operasyonlarınızdan fon yaratıp bunu fonlayacaksınız demektir. Dolayısıyla burada başlığa bakarsanız bir öngörü lazım. Ondan sonra bu öngörüye güvenerek risk almak ve yatırım yapmak lazım. Şimdi hani ürün yöneticisi geldi, 8 ay sonra şunu yaparsak satacağız dedi. Bunu şey yaparak, kabul ederek buna yatırım yapacak patron gerekiyor. Yani biz Telenit olarak senede 2-3 tane bunlardan yapmak zorundayız. Bunların 3'te birisi belki başarılı olur, 3'te 2'si batar. Dolayısıyla bu en dibe indiğiniz zamandan inşallah daha önce uyanırsınız. Ya bunun pazarı yokmuş filan dersiniz ama başarı ihtimali bizim firmamızda 1/3. Dünyada biliyorsunuz girişimlerde 1/20 neredeyse. Bunu kaldıracak şey lazım. Yani yürek ve mide lazım. Bu riski alacak. Bakın sağ tarafta ne güzel şu andaki KOBİ'lerimiz işte şeyle proje, destek ve çözümlerle güzel güzel batmadan çıkmadan gidiyorlar. Nasıl yapacağız da biz bu soldaki resme bu şeyleri arkadaşları taşıyacağız. Şimdi bu tekrar Yunus Hocam'ın söylediği ulaşılan performansın mevcut şartlar altında ulaşılabilecek en iyi performansa oranını bulmak için burada hani baştan söylemiştim ya mühendisleri sokuyoruz bir kutuya, destekleri sokuyoruz, kendi şeyimizi sokuyoruz, sermayemizi sokuyoruz. Buradan çıkan şeyin en iyi olduğunu ve ülke için aslında en iyi olduğunu garantilemek için bence yapılması gereken istihdam modunda çalışan firmalara hiçbir destek verilmemeli. Bu firmaların ülkeye bir katkısı yok. Bizim firmalar olsun da mühendislerimiz iş bulsun çalışsın diyecek bir durumda değiliz. Böyle firmalara ihtiyacımız yok. Bunları cesaretlendirmemeliyiz. Tabii ki kimsenin firma kurmasını önüne geçecek değiliz ama burada harcanan şey bizim bu potansiyel olarak işte görüyorsunuz geçen senelerde 5.000-10.000 tane Türk genci gitti. Dünyanın en iyi firmalarında çalışıyorlar. Bu arkadaşlar doğru şirketlere konduğu zaman bu dediğimiz 1 milyon dolar, 2 milyon dolarlık çıktıları yaratabilecek arkadaşlar. Siz bu arkadaşları kalkıp da istihdam modunda olan bir firmaya koymamalısınız. Yani neredeyse hani belki bazılarımız hatırlar kıtlık zamanlarında karneyle dağıtım vardı. Mühendisler karneyle dağıtılmalı. Yani onu en iyi kullanacak kimseye verilmeli. Siz yan yana iki tane tarla olsa birisi hiçbir yatırım yapmamış bir ton zeytin alıyor aynı büyüklükte. Diğeri çok yatırım yapmış 100 ton zeytin alıyor ve ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Bunlara eşit su mu vermelisiniz? Bizim yetiştirdiğimiz mühendisler burada verdiğimiz su. Bunları çok çok iyi kullanmalıyız. Bunu en iyi ne, kim değerlendirecekse oraya yönlendirecek destekler ve kararnameler yapılmalı bence. Ne yapmalıyız? İstihdam modunda çalışan firmalara değil, çalışan başına geliri arttıracak, ürün yönetimi pratiklerini uygulayacak firmalara destek vermeliyiz. En iyi mühendislerin en yüksek çalışan başına gelir sağlayacak firmalara yönlendirilecek destekler planlamalıyız. Yani en iyi mühendisimizin kalkıp da şu anda küçük projelerde çalışıp da hayatını sürdürmeye çalışan firmalarda çalışması ülkenin geleceği için bence çok imkanların kötüye kullanılması anlamında. Burada şu andaki desteklerle ilgili bir iki şey söylemek isterim. Son senelerde gerçekten ürünleşme, ticarileşmenin problemli olduğu çoğu bakanlığımızda, destek kuruluşumuzda kabul ediliyor.
Ancak verilen şeyler, destekler bence bu ürün kavramı çok yerleşmemiş olduğu için hala şey değil, optimum değil. Yani Ar-Ge sonrası diye konumlanıyor bunlar. Yani ikiye ayırırsak bir TÜBİTAK KOSGEB'in verdiği şeyler var, destekler var. Bunlar da yeni yeni Ar-Ge'si yapılmış ürünleri ticaretleştirme destekleri. Çok geç, yani Ar-Ge'si yapılmışsa bir şey, emin olun yüzlerce yanlış karar verilmiştir. Ar-Ge'si yapılmadan evvel, buradaki resimde gördüğünüz gibi, ilk üç analiz yapılmadan Ar-Ge yapılırsa, o ürün, o Ar-Ge'den doğru düz ürün çıkmaz. Dolayısıyla bu Ar-Ge sonrası destekler, Ar-Ge öncesi, yani ürünleşme başlangıcına çekilmeli. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı'nın Hiser, Urge gibi destekleri var. Bunlar da maalesef şeyin yani firmaların belli bir aşamaya geldikten sonra aldığı destekler. Halbuki Hiser ve Urge destekleri firmalarımızı ürün kültürünü aşılamak için kullanabileceğimiz destekler. Onun için bunları Ar-Ge öncesi kullanılabilir şekilde tercihen TÜBİTAK'ın destekleriyle, SAYEM'le, işte KOSGEB'in destekleriyle beraber kullanılmalı. Yani bir kısım Ar-Ge'ye odaklanmış durumda ama Ar-Ge sonrası ticarileşme peşinde. Birisi bunların hepsi bittikten sonra, ürün ortaya çıktıktan sonra, yani satılabilir bir şey ortaya çıktıktan sonra diyeyim, ürün çıkmıyor genelde. O da İhraç edebilir miyiz, ticaretleştirebilir miyiz diye Ticaret Bakanlığı'nın verdiği destekler. Bunların yeniden ürün ekonomisine göre pozisyonlanması lazım. Şu anda aslında tam benim istediğime benzer bir takım destekler Ticaret Bakanlığı tarafından veriliyor. Turquality ve marka destekleri. Bunlar stratejik planlama içeriyor ve bu stratejik planlama da aslında tam da bu dediğim şeylerin içeren çalışmalar. Ancak bunlar da yani şu ana kadar bilişim ve yazılım sektörlerinde bir tane firmamız Turquality'yi alabildi. İki tane firmamız da marka desteği alabildi. Belki biliyorsunuz Turquality desteği bir şey yapılıyor, notlandırma yapılıyor. 100 üzerinden 75'in üzerinde alanlara Turquality desteği veriliyor. 50 ile 75 arasında alanlara marka desteği veriliyor. 50'nin altında alanlar siz gidin şey destekleri, Ticaret Bakanlığı'nın tek tek desteklerini kullanın deniliyor. Bu marka ve Turquality desteklerinde stratejik planlama var, o kültür var ama onlar zaten o kültürün sahibi firmalar. Yani o kültürün sahibi firmalara bunu bu desteği vermenin ötesinde KOBİ'lere bu kültürü aşılayacak destekler lazım deyip sunumumu bitireyim. Sorularınız varsa ya da teşekkür ederim. Varsa, İlhan Bey, çok güzel bir sunum oldu. Bir defa daha ürün yönetiminin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ben müsaade ederseniz bu aklıma gelen birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Şimdi siz burada ekosistem içindeki yaşadığınız tecrübelerinizle birçok problemin altını çizdiniz. Ağzınıza sağlık. Ama bizim Türkiye'de problem çok daha büyük. Yani problem bütün bir ekosistem problemi. Yani bu sadece desteklerle ilgili bir problem değil. Sadece işte ürün yönetiminin bilinmemesi problemi değil. Yani bizim genel olarak Türkiye'nin bütün bilim, teknoloji, girişimcilik, eğitim ekosistemini ele alıp bunu yapılandırmamız lazım. Yani tabiri caizse yapısal dönüşümler bunların hepsini içermesi lazım. Bunlardan birisi yanlış olduğu zaman geri kalanların birçoğu doğru olsa bile yine istenen sonuç elde edilemiyor. Ben de işte geçen sene bir konuşmamda anlatmıştım. Size de o süreçte şey yapmıştık. Yani Türkiye'nin bir toplam bir yapısal reforma ihtiyacı var. Bütün bu şekilde girişimlerin ortaya çıkması, beslenmesi, büyümesi için. Bunun
Bunu eğitim reformundan ayrı düşünemeyiz, şekerin reformundan ayrı düşünemeyiz, kamu satın almaları reformundan ayrı düşünemeyiz, Ar-Ge desteğini ayrı düşünemeyiz. Yani problem o kadar çok boyutlu ki, ama sizin yani bugün tecrübelerinizle çok mikro seviyede birçok şeyin altını çizdiniz. Çok şey öğrendim ben dinlediğim şeylerden. Ben biliyorum ki geçtiğimiz aylarda sizlerin bir girişimi vardı. Ürün yönetimi konusunda bir çabaya girişmiştiniz. Yine bazı sivil toplum kuruluşlarıyla. O konuda biraz bahseder misiniz? Yani tamam diyor İlhan Bey, ben işte ürün yöneticisi olmak istiyorum. Veya ben ürün yöneticisiyim ama nasıl işimi nasıl yapacağımı iyi bilmiyorum. Bu konudaki kaynaklar nelerdir? Nasıl ürün yöneticisi yetiştirebilirim kendi şirketim için? Veya ben nasıl iyi bir ürün yöneticisi olurum dersem? Siz ne dersiniz buna? Yani bu iki türlü, bir TÜBİTAK'la ve TTGV ile konuşarak Türkiye'de de şey verilmesi, bir çeşit ürün yönetimi eğitimi verilmesi için çalışmalar yapıyoruz ama onlar maalesef bu şeye tosladı, COVID'e tosladı, bir çalıştay yapacaktık, o çalıştayı yapamadık. Ama onun dışında ben bu Hiser gerçekten, Urge ve Hiser çok değerli destekler bunlar. Ben şu anda bir tane Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nde, bir tane de Hizmet İhracatçıları Birliği'nde birer tane Hiser programının içindeyim onun. Hiser nedir, onu bir söyler misiniz tam olarak? Hiser, önce Urge diye bir şey vardı belki biliyorsunuz, Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Destekleri diye. 25-30 tane firma bir araya geliyor. Bu firmaların ihtiyaç, uluslararası rekabetçi olabilmek için ne eksikleri var tespit ediliyor. Ondan sonra bu eksiklere hitap edecek eğitimler veriliyor. Onun sonucunda danışmanlıklar alınıyor. Yurt dışına seyahatler yapılıyor. Yurt dışından heyetler getiriliyor ve bu toplam paket 3 milyon dolara kadarlık bir paketin %75'ini Ticaret Bakanlığı ödüyor. Şimdi ben Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nde şey hazırlığındayım. Product Management eğitimi hazırlığındayım. Yurt dışında MIT'den, Avrupa'dan şeyler, eğitimciler ayarlamaya çalışıyorum. Bu TÜBİTAK ve TTGV ile yapmaya çalıştığım ise bu eğitimlere onların da girip hani böyle train the trainer gibi öğrenip Türkiye'de de bu eğitimleri oluşturması idi. Ancak yani bu sunumu belki son 15-20 günde önemli değişiklikler yaptım. Çünkü şunu fark ettim. Yani ben her firmada iki tane ürün yöneticisi eğitsem o firmaların problemini çözemem. Yani o firmaların ürün yönetimi kültürünü almış olması lazım. Biraz evvel o size şeyi gösterdim. Ürün yönetiminin cash flow diyagramını gösterdim. Yani bir tane ürün yöneticisi aldım diye hemen her patron tamam bu parayı harcayalım diyecek değil. O önce o patronu bir eğitmek lazım. Dolayısıyla ben şu anda ikilem içindeyim. Kalkıp her firmada bir iki tane ürün yöneticisini mi eğiteyim yoksa firmaların CEO'larını mı eğiteyim? Ki bu ikisi iki tane çok gerekli adım ama hala yeterli olmayabilir. Finansal tarafı da var tabii ki işin. O finansal tarafı da bilmiyorum, her firmayı ya kendi çözecek yahut da devlet buna ikna olursa COSGAP TÜBİTAK ürün yapan firmalara destek vermeye başlayacak. Daha fazla destek verecek. Yani benim başka da bir tane daha teklifim vardı, buraya koymayı unutmuşum. Ben bu TÜBİTAK ve COSGAP desteklerinin proje bazında verilmesine karşıyım. Çünkü çok abuse ediliyor bu iş. Onun yerine firmalarda belli ölçüler yapıp bu Yunus hocamın dediği gibi ne kadar verimli çalışıyorsa şirket ona göre sen al bütün mühendislerinin %35'ine sana destek veriyoruz. %65'ine destek veriyoruz. Gidip öyle TÜBİTAK destekleri devamlı yenisini doldur, yenisini doldur. Bu satış yok, satışçı yok dedim ya firmalarda. Satışçı var aslında. Kime satıyorlar biliyor musunuz? TÜBİTAK hakemlerine satıyorlar.
TÜBİTAK izleyicilerine satıyorlar. Bunların en büyük müşterisi bunlar. Ekosistem işte primaların önceliklerini şekillendiriyor. Yani ekosistem bunu yapıyor. Ekosistem diyor evet. ki TÜBİTAK desteği almak şu anda senin için en kısa en doğru yol. Maalesef böyle. Müşteri sunumu hazırlamamış adam, hakem sunumu hazırlıyor. Yani şimdi bu şeyi baskıyı şirketlerin üzerinden alıp bunların ürün yetkinliği nedir? Şu kadardır. Tamam, bu firmanın bütün elemanlarına ben %45 destek veriyorum kardeşim desin. Çünkü firmalar bunu başka türlü yapıyorlar ve verimsiz yapılıyor. Evet. Değerli dostlar, sorularınızı alalım lütfen. Buyurun. Kim soru sormak ister? Ben bir soru sorayım. Buyurun Yunus Hocam. Davut Hocam. Öncelikle teşekkürler, bence son derece güzel, ufuk açıcı, rasyonel, yani ayaklarımızın yere basmasını sağlayan bir sunum. O yüzden ben bayağı istifade ettim, teşekkür ederim. Şimdi size daha geniş alandaki bir yerden, şu yerli milli dalgası var malum Türkiye'de şu anda. Onunla ilgili bir yaklaşımı nasıl bulduğunuzu ve doğru yaklaşımın olması konusunda bir görüşünüzü merak ediyorum. Önce ben kendi görüşümü sunayım. Yine sizin dediğiniz gibi genellikle böyle herkese bir şeyler vermek sorunda bu, yani büyük bir şey çıkan değil. Yani bir şekilde bir içe yönelik bir rüzgar ve girdi odaklı olması, çıktı odaklı olmaktan ziyade ve mesela bu yerli ürünlerde işte yüzde kaç parça içeride üretilmiş, ağırlıkta diyelim yerli üretim. Ama şunu görüyoruz, siz belli bir miktarı aşmazsanız katiyen mesela onlar bir yere varmıyor. Yani iç piyasaya yönelik üretim yaparsanız eğer, onlar ne ekonomik oluyor ne kaliteli oluyor. Mesela bizim şu anda ithal ettiğimiz ürünlerin çoğu Türkiye'de üretilebilir. Yani bir kısmı üretiliyor da. Ama millet hala Çin'den alıyor. Niye? Çünkü ekonomik değil. Ondan sonra kalitesi kuşkulu. Sonunda biz her şeye hücum ediyoruz. Ve elimize de bakıyoruz, sonunda pek bir şey yok. Burada rasyonel yaklaşım nedir? Yani en yerli veya milli ürün, yerli parça kullanım oranı ve gelişim üretim ülkesine bakılmaksızın o ülkeye ait bir firma tarafından üretilip çıktıları itibariyle o ülke halkına en yüksek faydayı sağlayan üründür. Bu böyle olması lazım. Yoksa yani içindeki yerli oranı falan filan değil. Parça üretirken de böyle bu ithalatı önleme gayesiyle değil, dünyada bir pay kapma amacıyla bunun üretilmesi lazım. Hem birincisi zaten yerine gelir, hem de dünyada diyelim bir pay kaparsınız, kalitesi konusunda bir sorun olmaz. Yani siz bu Türkiye'nin yerli milli sloganını, bu konudaki yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Sizce doğrusu bunun nasıl olması lazım? Hocam ben sizin kavramınızı zaten bundan önce yaptığım başka bir sunumda da zaten girişe onu koymuştum. Ben ona %100 katılıyorum. Yani ülkeye en yüksek faydayı sağlayan halka en büyük faydayı sağlayan şey en yerli ve millidir. Ben size %100 katılıyorum abi. İyi, teşekkürler. Teşekkürler. Ama evet. Buna karşı çıkanlar var. Biliyorum. Evet. Buyurun değerli dostlar. Ahmet Bey. Ahmet Hocam buyurun. Buyurun Ahmet Hocam. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba arkadaşlar. İlhan Bey, çok teşekkür ederim İlhan Hocam. Konuşmanız çok güzeldi. Peki yani siz yapılması gerekeni söylediniz ama bu destek mekanizmalarına karar veren kuruluşlar bunu yapacak mı? Onlarla iletişimimiz var mı? Dediklerinizin çoğuna ben de katılıyorum. Yani hemen hepsine katılıyorum. Biz de şirketimizde ARGE projesi yapıyoruz TÜBİTAK'a. Ancak yani biz satmak için hazırladığımız ürünleri genelde başvuruyoruz. Orada da bir sürü sıkıntı çekiyoruz. Yani dediğiniz destek mekanizmasının hayata geçmesi çok iyi olur. Bizim İngiltere'de de şirketimiz var. İngiltere devleti daha basit bir mekanizma ile yapıyor. Sizin işte geçtiğiniz mali yıl içinde yaptığınız ARGE çalışmalarını bir teknik rapor olarak sunuyorsunuz. Onların masraflarını da yazıyorsunuz. Ve onlar için, onların işte belli bir oranında vergiden indirim yapıyorlar. Eğer vergi ödememişseniz size nakit para veriyorlar.
Öyle hoş bir şeyleri var. Mesela ne oranlarda veriyorlar Ahmet Hocam? Ar-Ge'de ülke içinde yapılan Ar-Ge'de daha yüksek ama ülke dışına Ar-Ge yaptırırsanız ona bile para veriyorlar. Biz ondan bile faydalanıyoruz. Mesela %50, %60, %30 ne kadar değil. %20'ye yakın sanırım. Ülke dışında yapılanlara da %13-14 falan veriyorlar. He. Yani başka bir şirkete yurt dışında Ar-Ge'nizi subcontract ederseniz ona bile para veriyorlar. Evet. Ar-Ge indirimi yaparlarsa daha yüksek bir indirim yapıyorlar. O kısımları çok iyi bilmiyorum. Ama şeyde yazıyordur yani yerlerde yazıyordur. Evet. Evet İlhan Bey. Ne başarı gösterebilecek misiniz? Konuşuyor musunuz ilgili kurumlarla? Nedir durum diye soruyor Ahmet Hocam. TÜBİTAK'la konuşuyoruz. Hasan Bey bu fikirlere çok pozitif bakıyor ama maalesef bu COVID'de yani hem COVID'in genel verdiği rahatsızlık hem de TÜBİTAK başkanı olarak, yöneticileri olarak COVID bilim kurulundaki aktivitelerinden dolayı çok bandwidth'leri çok düştü. Biraz düzeldiği zaman İnşallah böyle bir çalışmayı tekrar başlatacağız. Ama size çok katılıyorum. Yani biz Telenity olarak hemen hemen hiç işimize yarayan TÜBİTAK desteği alamadık. Şu anda bir 5G projesinin içindeyiz. Onu ayrı tutayım. Ama ihracata yönelik ürün yapan bir firmanın life cycle'ıyla TÜBİTAK projeleri tamamen uyumsuz. Yani ya ona gideceksiniz ya ona gideceksiniz. Halbuki yani ben eğer doğru düz bir şey yapıyorsam destek yani başvuruyla %75 alacaksam %60 versinler. Telenity gibi bir firma herhalde şey yapacak değil. Yani bu çeşit firmaların kalkıp da sırf cash flow'unu sürdürebilmek için uyduruk Ar-Ge projeleriyle başvurmasını engellenmesi lazım. Yani çoğu böyle maalesef. Önemli tedbirler alıyorlar. TÜBİTAK yönetimi gerçekten bunun farkında ama maalesef 10-15 senelik böyle bir uyuşturucu kullanır gibi alışkanlık kazanılmış. Evet. Evet, doğru. Ertuğrul Bey buyurun. Merhabalar. Bir katkıda bulunmak istiyorum. İlhan Bey'e teşekkür ederim. Önemli tespitler yaptı. Biz 14-15 yıldır Ar-Ge yapan, ürün geliştiren, İlhan Bey'in bahsettiği kapsamda Türkcell'e, diğer operatörlere, önemli kurumlara. Bu arada 4 tane TÜBİTAK desteği alan, 5.si de yolda. O ekosistemle büyüyen, ürün satan, bunlardan zorlanıp da ancak başaran şirketlerden bir tanesi. Yurt dışında satışlarımız var. Yurt içinde de var ciddi oranda satışlarımız oluyor. Ancak şöyle bir tespitim oldu son dönemlerde. İlhan Bey'in verdiği ürün kültürü, ürün yönetimi, insanların bu taraftaki yaklaşımları, şirket patron ilişkileri, mühendislikle olan böyle çok büyük değer atfetmemiz bizi aslında, ben birçok şeyi şirketimde yaşadığım şeyleri bahsediyorum ama biz o şeyden çıkan bir firma durumundayız baktığımda. Şöyle bir tespitim oldu son dönemlerde. Hatta Bakan Varank Bey'e de bir bununla ilgili mail attım. Ancak dönüşü olmadı. Mesela Türkiye'de biliyoruz ki TÜBİTAK, KOSGEB, bakanlıklar destekler veriyor. Büyük şirketlere, küçük şirketlere, KOBİ'lere ciddi oranda destekler veriyor. Destek vermede sıkıntı yok. Esas işin çıktısında sorun var. Ürünleşme, ticaretleşme konusunda sorun var. Mesela en önemlisi de İlhan Bey'in dediği gibi sipariş dayalı destek. Bu bence de önemli bir yaklaşım. Türkiye'de bir transformasyon yapabilir. Bu devam ederse ve bütçeyi arttırırlarsa. Ama Türkiye'de nedense insanlar, bütün şirketler, firmalar tek taraflı olarak devlete başvuruyor. Tek taraflı. Diyor ki ben şu destekten faydalanmak istiyorum. Yani bu Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB vesaire kurumlar olabilir. Burada aslında bir eksiklik var gibi görünüyor. Ben global ölçekten baktığı zaman ekosistemin güçlendirilmesi, Türkiye'den dünyaya bir marka çıkarılması, hakikaten içinde çok etkin, düzgün şirketleri olan firmaların arada kaynak gitmesini engellemek adına bir eksiklik gördüm. Bunu da yazdım. Yani tek taraflı bizler, firmalar devlete başvuruyoruz. Bunun tam tersi yapılabilir mi diye düşünüyorum. Bir beyin fırtınası yapıyorum. Nasıl olabilir? Şimdi Türkiye'de
bu TÜBİTAK'tan ürün geliştiren birçok firmaların envanterleri, kayıtları var. Kimde var? Sanayi Bakanlığı, Vergi Dairesi'nde, TÜBİTAK'ta, KOSGEB'te destek almış bugüne kadar bir sürü şirketlerin veri tabanları var. Buradan bir kriterlere göre, belli kriterlere göre devletimiz, işte kurumlardan birisi bir analiz yapsa, bir filtreleme yapsa, mesela en az iki tane, üç tane TÜBİTAK projesini yapmış ve başlarına bitirmiş, ticarileştirmiş olan firmaları seçse ve bunların içinden bu ürünleşmiş olan cihazların, ürünlerin ihracatının yapılıp yapılanları seçse, filtrelese ve hala hazırda şirketin bünyesinde dört tane, beş tane ya da neyse üç tane mühendisi tam zamanlı çalışıyor olduğunu belirlese ve şirketin de ölçeğinin işte çok 50-100 milyon değil de 5-10 milyon TL'lik yıllık ciroları olanları seçse, bu şirketlere kontrollü bir şekilde, yani şey olarak finansal yönden kontrollü ve denetimli şekilde devletimiz tersinden destek verse. Yani bizler, bizim gibi firmalar kendilerine destek alacağım, ayakta kalacağım diye çabalayıp, uğraşıp, mücadele edip o nakit akışını uğraşmaktansa, bu metriklere göre devlet bir takım filtreler yapıp Türkiye'deki gerçekten iş yapan, patlama ihtimali olabilecek olan, yani büyük işler yapacak, içinde çok kritik know-how'ları barındıran önemli, çok değerli firmalar var. Bunları filtrelese, birinci filtrede belki 1000 tane, ikinci filtrede 500, belki de arttığı zaman metrikleri, filtrelemeleri belki de 20 tane, 30 tane, 40 tane şirket çıkacak. Bu şirketleri kendisi alsa, değerlendirse, finansal olsa, kontrolü verse parayı ve onun önünü açsa, Türk Kualite vesaire, oradan bir proje planı dahilinde çıktı sağlamasına o vesile olsa, para vererek. Böyle bir düşünce var. Bu tabii gerçekleşmesi zor gibi görünüyor bizim Türkiye ekosisteminde. Bunu paylaşmak istedim. Normal sistem geldi ve gidiyor. Yani İlhan Bey çok güzel resmetti. Bu bizi bir yere çıkartmayacak. Yani bir Silikon Vadisi'ndeki gibi, yani İsrail'deki dünyaya çıkan şirketler gibi maalesef olamayacağız. Bu yöntem belki bize bir çıkış sağlayabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ertuğrul Bey, aslında benim de teklifimi az çok şey yaptınız. Benim de teklifim o yönde. Yani basitleştirilmiş, zaten belli yetkinlikleri olan, bu şeyde eğrinin üzerinde zaten bir yere gelmiş bir şirketi hızlandıracak bir şekilde onu desteklerle, mesleklerle, başvurularla uğraştırmayacağım ve devamlı da monitör ederek ver desteği, ertesi sene bir daha bak, varsa daha da büyüt gibi, evet. Bir şey. Benim de şeyim o, ona benzer zaten. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı değerli dostlar? Ömer Bey, ben sırayla iletsem olur mu hocam? Buyurun. Ömer Bey'den başlayalım. Sonra Paşa Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Şimdi bu Yunus hocamla aslında daha uzun şey etmek isterim bu yerli milli konusunda, ama orada ufak bir girdi yaptıktan sonra sorumu sormak istiyorum. Şimdi üründen ne anladığımız çok net olmuyor bazen. Ürünle çözüm ikisini birlikte düşünmek lazım. Bazen çözüm için sistemi çözmeniz gerekiyor. Sistemin tek bir komponentini çözmek problemi çözmüyor. Örnek, hızlı tren sistemi satın alacaksanız, Shinkansen'i mesela, Japonya'dan size sadece aracı satmıyorlar, komple sistemi satıyorlar. Bir fırsat olursa Yunus hocam size bunu daha detaylı şey ederiz. Bu arada ben sorumu sorayım hemen. Şimdi Türkiye'de başarılı firmalar var. 6 milyon dolar kişi, 2 milyon dolar kişi gelir üretebilen. Bu firmalarımızdan diğer firmalarımıza mentorluk desteği sağlanabilir mi? Ya bu best practice'lerin, iyi uygulamaların da şey edilmesi lazım. Türk'ün aklı gözündedir derler. Yani görünce inanıyoruz biz. Bunların paylaşılması lazım. Bunu verilen desteklerle veya işte kurulacak olan dostluklarla bu bilgi ve deneyim transferi sağlanabilir mi? Teşekkür ediyorum hocam tekrar. Evet, çok teşekkür ederim. Çok... Buyurun. Davut hocam, ben bir şey sormak istiyorum. İlhan Bey bir cevap versin Ömer Bey'e. Ondan sonra size... Ömer Bey, çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Bence çok önemli. Aslında sunumumda söylemeyi unuttum. Yani Amerikalılar o futbol takımına nasıl oyun oynatacaklarını televizyonda seyrede gördüler. Bizim şanssızlığımız maalesef dünya devlerinin ya da örnek firmaların nasıl yaptığı, bir ürünü nasıl geliştirdiği naklen yayınlanmıyor maalesef. Dolayısıyla göremiyoruz. Ama bunun aşmanın en güzel yolu, sizin dediğiniz gibi,
Yani ben Amerika'daki firmamı gerçekten böyle büyüttüm. Devlerle çalışırken onların içlerindeki pratikleri öğrenerek onun bana uygun kopyalarını, küçükleştirilmiş kopyalarını yaparak Amerika'daki şirketimizi büyüttük. Dolayısıyla çok değerli ve işte bu ARGE, siparişe dayalı ARGE'de küçük firmaların büyük firmalarla yakın çalışması öngörülüyor. Dolayısıyla orada ben çok ümitliyim. Ama dediğiniz çok çok önemli. Yani büyük firmaların küçük firmalarla clusterlar şeklinde çalışacağı değişik destekler bulunması lazım. Evet, buyurun Sayın Balkan. Şimdi İlhan Bey, çok önemli bir açıklamada bulunuyorsunuz. Ama ben bu konuda çalışan bir mühendisim. Konu şöyle, Asya sizi ve Avrupa. Efendim? Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Balkan. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Fakültesinden mezunum. Fakat sistem mühendisi olarak 40 yıldır çalışıyorum. Çeşitli projelerin gerçekleştirilmesinde Total Investment Management işleri yapıyoruz. Tesisler kuruyoruz sıfırdan. Yani yer seçiminden itibaren fizibilitesi dahil vesaire vesaire gibi işler yapıyoruz. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Gebze'deki BASF tesisleri mesela. Birçok var. Türkiye'nin en büyük matbaası BASF tesisleri. Biz orada project management konusunda çalışıyoruz. Ve tabii özellikle ben Davut Hoca ile bir toplantıda tanışmıştım. Şimdi burada söz konusu olan şey şöyle. Aşağı yukarı da şu kitabı hazırlıyorum şu anda. Türkiye'nin milli teknoloji tarihini toparlamış durumdayım şu anda. Çünkü burada hocalarımız var. Bir numara Tarık Özker. Türkiye'deki ileri teknolojiyi kuran. İki numara Mustafa Parlar. ODTÜ'yü kuran hoca. Üç numara Duran Leblebici. Yarı iletkenleri kuran hocamız. Dört numara Yılmaz Tokat. Yılmaz Tokat çok önemli bir teknologumuz ama çok az biliniyor. Çok önemli bir insan. Hem şu anda mesela Milano'da TSAI Tokat robotik denklemleri kullanıldı en son. Ama Türkiye'de Yılmaz Tokat'ı robotikçi olarak hiç kimse tanımıyor. Beş numara Kemal Sarıoğlu, o da makinaları toparladı. Şimdi bu beş kişinin üçü benim hocam. Ben onunla hakkında bir şey yazmaya çalıştım. Fakat bir baktım bunlar üç kişi değil, beş kişilermiş. Ve arkadaşmışlar ve aynı sistem approach konusunda beraber çalışıyorlar. Yani sistem bakışı ile matematiğe dayalı Alman ekolü olmayan Amerikan ekolü bir, daha doğrusu çağdaş mühendisliği yaratan bir şeyimiz var. İleri teknoloji bilge hocalarımız var. Bunlar beş kişi. Fakat şu andaki itibarla 400 civarında doktoralı akademisyenleri var. Ve 10.000 civarında mühendisi var. İlhan Bey de bu ekolden. Onu da selamlıyorum. O da Davut Hocam da bizden. O da beş bilge ekolünden sistemci. Yani bizim özelliğimiz aslında bizim derinde biz sistem thinkerız ama çok güçlü değiliz. Evet. Bunun üstüne project management'ı monte ettiğimizde işler değişiyor. İşte şimdi Davut Hoca ile tanıtma faslını bitirdikten sonra şimdi İlhan Hocam konu şöyle. Ben şöyle görüyorum. Japon kalkınması, Alman kalkınması, ondan sonra Çin kalkınması, Kore kalkınması konusunda da hazırladığım bir kitabım var. O konuda da çalışıyorum. Şimdi şöyle bir konu var. Asya ve Avrupa kıtalarındaki binlerce yıldır süren bir döngü var. Yani yaz oluyor, kış oluyor, ürün oluyor, işte göç oluyor, savaş oluyor. Neticede iş dediğimiz şey yapanlar, tüccarlar var. Alıp yağmacılıktan sonra barış içinde ticaret gelişiyor. Ondan sonra tarım var. Onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Sonra zanaatçılar sanayici haline dönüşüyorlar. Bürokratlar var. Ve böylece Avrupa ve Asya'yı görüyoruz. Fakat Amerika dünyanın tarihini değiştiriyor benim gördüğüm kadarıyla. Amerika yeni bir toplum. Yani bütün dünya şemalarından farklı bir toplum ortaya çıkıyor. Ve orada business denen bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi business ile ne sanayi, bizim Türkiye'de yanıldığımız konu şu, biz business'e iş adamı diyoruz, business'e. Alakası yok. Çünkü business çok başka bir şey. Business'ta çok modern bir anlayış var. Sizin anlatmaya çalıştığınız o. Biz halbuki Asya usulü anlıyoruz. Yani kadim olarak bin yıl evvelki şeylerle anlamaya çalışıyoruz. Bizim hocalarımız da öyle. Klasik bir şekilde işletme denen bir şey var. İşletme. Yani işletmecilik var. Kardeşim business desene. Hala bakın bizim business school'umuz yok. Yok. Neden yok? Çünkü kültürümüz yok.
Dolayısıyla en esaslı mesele, bir beyefendi de söyledi, yani bizim bu business kültürü meselesini business kullar açmamız lazım. Ve business menlerin kimse onlar, business adamları. Yani çünkü bu sanayici demek değil business. Biz onu anlamıyoruz. Bizim kültürümüzde yok. Yani bir Çinlinin ne bileyim bir kediyle anlaşması gibi bir şey. Yani şey, sizi dinleyelim farklı... Süleyman Bey. Yani çok ilginç bir bakış açısı. Bir gün sizi bir misafir edelim, bir gün sizi dinleyelim bu konuda. Ya ben hazırlanıyorum. Yani şu kitabı şimdi bayağı. Liseliler için bir kitap hazırlıyorum hocam. Bu gençlere diyoruz ki gençler, yapay zeka çağında teknoloji mesleğini tercih edin. Milli teknoloji hamlesi yıldızlarına katılın. Gökyüzünde çok yıldıza yer var. Size de yer var. Çünkü 70 yıldır Tarık hocalar, Duran hocalar, yani Türkiye'de inanılmaz ezilmiş, mahvedilmiş, yok edilmeye çalışılmış ama yok olmamış bir teknoloji gurularımız var yani. Şaka değil. Bakın 1992'de Türkiye dijital teknolojiyi pass coded modulation'da neredeyse bir numara olacakken iki numarada kalmış. 1992'de. Ama her nedense Türkiye'de bir fren ve yok edici mekanizma var. Adı dübitak dübitak bilmem ne oluyor. Bunlar bir yolunu buluyorlar. Bir şekilde ne yapıyorlar? Frenliyorlar. Ben öyle diyorum yani. Daha nazik konuşalım. Bir aynen, fren aynen. Mekanizması var. Yani artı değere karşı, üretken insanlara karşı, zanaatkarlara karşı en basittan bir defa zanaatkarları aşağılamak çok ayıp bir şey arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru sorayım hepinize. Alparslan'ı düşünelim. Sene 1071. Alparslan'ın elinde kılıcı var. Kılıcı yerli ve milli. İthal malı değil. Atı yerli. Atının üzengisi yerli. Atının eğeri yerli. Kendisi yapıyor. Kimlerle yapıyor? O günkü teknoloji olan zanaatkarlarıyla yapıyor. Peki bugün zanaatkarları kim? İşte biziz şu anda. Dönüştük. Mühendisler oldu. İşte ünvanlarımız değişti. Kimimizin kapitali fazla veya az ama netice itibariyle Alparslan'ın düşünün o kadar orduyu kim besliyor arkadaşlar? Yağma, Alparslan orduları kimi yağmalayacaktı da o kadar binlerce insanı doyuracak gıdayı bulacaktı. Demek ki onları da üretiyorlardı. Dolayısıyla kısadan toparlarsak bir defa Davut Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sabırla ve inatla bu toplantıları sürdürdüğü için. Ama evet. Hocaya da selamla sunuyorum. Hocam sizin bu dernekten 1800 yılında İngiltere'de baktım aşağı yukarı 600 tane varmış. 1700 yılında. Tamam, biz onu bir tane kurduk işte. Siz daha henüz üye olmadınız. Çok önemli. Siz derneğe üye oldunuz mu? Oldum. Oldunuz mu? Bizim başvuruda bulunduk. İşte başvuruda bulunduk yani seçilirsek. Tamam bekliyoruz. Ama dolayısıyla burada İlhan Hoca'ya selamlarımı sunuyorum. Çok önemli bir şey söylüyor. Ben Peter Drucker'ı tamamıyla bütün külliyatını biliyorum. Ama ben Kapalı Çarşı'da doktora yaptığım için farklı bakabiliyorum. Kapalı Çarşı aynen müşteri odaklıdır mesela. Sizi bir gün mutlaka dinleyelim yani, uzun İlhan olur. Hocam söylediğiniz şey çok doğru. Ağzınıza çünkü sağlık. Şu mesele var. Mesela bizim hocalarımızın hiçbirisinin müşteriyle alakası yoktur. Karla zararla alakası yoktur. Giderle alakası yoktur. Gelirle kar arasındaki ilişkiyi bütün Türkiye'deki televizyonlar, gazeteciler, ekonomi yazarları hala karıştırıyor. Başhekim şu anda. Günde 1 milyarlık çek imzalıyor. Bu adam başhekim olmuştur ama bir satır, bir dakika bile ekonomi okumamıştır ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda neden ekonomi okutulmuyor? Mesela İngiltere'de, Amerika'yı bilmiyorum, İlhan Hocam söyleyebilir. İngiltere'yi biliyorum. Yani İngiltere'de bir lise mezunu bizim iktisat 2 ayarında iktisat biliyor. Lise mezunu. Yani liseden bitirdiği zaman adam kârdı, zarardı, çekti, işte vadeydi, malın değeriydi, arz kanunuydu, talep kanunuydu bunları biliyor. Ama bizim bilgiyle zaten şey konumuz yok. Onun için somut bir önerim var İlhan Hoca'ya. Kesinlikle business cool ve bir şekilde sanal olarak kurulmalı hocam. Ve bu açılmalı. Yani bu iş nedir? Müşteri niye önemlidir? Peter Drucker kimdir? Hangi saçmalıkları yapmış? Veya bizim ahi geleneğimizde müşteri kimdir? Bizim yok mu geleneklerimiz? Bizim de kültürümüz var. Ne oldu bizim kültürümüze? Onu evet. Davut Hocam söylesin. Çok teşekkür ederim. Business evet, school rica ediyoruz hocam. Business school. Tamam. İlhan Bey buyurun.
Ses gelmiyor. Mikrofonunuz kapalı. Zaten yani mini bir sunum oldu. İnşallah daha büyüğünü de Süleyman Bey'den bekleriz. Katılmamak mümkün değil. Pek bir, bana göre bana bir soru yoktu anladım kayın. Evet, teşekkürler. Şimdi teşekkürler Süleyman Bey. Yazılı olarak soru gönderenler var. Cemal Bey buyurun. Hocam Paşa Bey'den ben sırayla devam ettireyim. Paşa Bey buyurun. Sonra Ferhatcan Bey vereceğim ve YouTube'dan gelen sorular var. Onları aktaracağım. Paşa Bey sorunuzu iletebilirsiniz. Evet. Merhaba İlhan Bey. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu. Daha doğrusu farklı ve gerçekten yatırımcıların ihtiyaç duyduğu alanlara değindiniz. Şimdi ben şöyle bir müşahhas bir soru sormak istiyorum. Sorudan önce şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi 4 yıldır ben bazı startuplara yatırım yapıyorum. 5-6 tane oldu. Ne yapıyoruz? İşte iş zekası, görüntü işleme, ses analizi, kalite yönetimiyle ilgili ya da harita sistemleriyle ilgili ürün geliştirmiş startupların firmalarına ve ürünlerine yatırım yapıyoruz. Biz PE Data olarak, çatı şirket olarak bu ürünlere ürün desteği ve satış desteği veriyoruz. Yani aslında aşağıda firmalar yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Biz onların resmi ya da gayri resmi ortağıyız. Ama biz PE Data olarak bu 5 şirketin ürünlerini ürün haline getiriyoruz daha doğrusu. Satışa sunuyoruz ve bu desteği yönetiyoruz. Tabii burada en çok karşılaştığımız sorun TÜBİTAK'ın böyle bir modeli desteklememesi. Bankaların da böyle bir modele bir finansman desteği vermemesi. Benim sorum şu. Bu şekilde çalışan bir rol model firma ihtiyacımız var bizim. Yani biz aşağıda belki 10 tane 15 tane startup firmaya bir çatı şirketi olarak destek verecek bir rol model şirket arıyoruz. Ben onu siz PE olarak yapıyorsunuz diye anladım. Şu anda yapıyoruz. Yapıyoruz ama Bunu Türkiye'de ne TÜBİTAK destekliyor ne bankalar destekliyor. Bu konuda başarılı olmuş, belki bu destekleri almadan başarılı olmuş bir firma Türkiye'de de olabilir, başka ülkelerde de olabilir. Böyle rol model alabileceğimiz bir şirket var mı? Yani bir sene beklerseniz belki yani bu sunumda hiç bahsetmedik ama benim önemli zamanımı harcadığım şeylerden birisi bu haberleşme teknolojileri kümelenmesi için de bir 5G projesi var. 5G projesi TÜBİTAK'ın şimdiye kadarki en büyük projesi. 16 firma artı 3 operatör 20 milyon liralık bir proje. Şu anda son aşamasına gelindi. İşte 10-15 tane firma birer parça birer alt ürün geliştirdi ama tabii ki müşteri 15 tane firmadan şey almaz. Biz bunun için bir tane firma kurduk. G-Tent diye bir firma belki duymuşsunuzdur. Bu firmanın bir taraftan bu projede geliştirilen 5G ürünlerini satarken diğer taraftan HTK yani haberleşme teknolojileri kümelenmesinin içindeki firmaların bizim için Ar-Ge yapmamış olanlar da dahil olmak üzere bunların bütün ürünlerini başta ihracat olmak üzere hem yerli hem yurt dışı piyasada satmak üzere bir firma kurduk. Şu anda yani kurulalı 3-4 ay oldu. Şu anda finans görüşmeleri sürüyor. Büyük ihtimalle bu HTK üyelerin hepsine servis veren bir pazarlama ve sistem entegratör firması olacak. Buna benzer bir modelden bahsediyorsunuz diye anlıyorum. Doğru. Yani sizin ürünleriniz şeye uygun olursa, portföye uygun olursa sizin ürünleriniz de satabilir bu. Yani bizim... Ama sizin dediğiniz problemlerle biz de karşılaşıyoruz. Yani bu kurduğumuz firma Türkiye'de bizim Ar-Ge yapmış firmalara verilen desteğin bir benzerini bu ana firmaya alamıyoruz. Onun için özel sektörden yani özel yatırımcılardan yatırım alacağız. Tam işte bu konuda benim de yani biz... Özel yatırımcılarla da görüştüğümüzde asetler aşağıda olduğu için bizim yukarıdaki çatı şirketin asetleri sadece
ürün mühendisi ve satış noktasında. Ve belki bazı münhasırlığımız var. Yani bazı ürünler için münhasırlık alıyoruz. Bu da tabii çok kolay değil. Çünkü ürünü beklentilerin üzerinde satmanız lazım ki münhasırlık alabilirsiniz. Şimdi TÜBİTAK'la muhtemelen siz de benzer sorunu yaşayacaksınız. TÜBİTAK size yani 5G bile olsa, devletin desteklediği bir proje bile olsa bu desteği vermekte çok zorlanacak. Kaldı ki biz bunun için masaya bile oturamıyoruz. Çünkü 5G projesi bir devlet projesi ve bu yapılanmayı devlet destekli yaptığınız halde zorlanıyorsunuz. Ama biz bunu bir özel girişim olarak yaptık ve başarıya ulaşmak istiyoruz. Burada bize destek verecek, artık devletten bu noktada biraz ümidi kesmiş durumdayız. Yani rol model ve sorunlarımızı çözecek bir formül arıyoruz biz. Evet. Mustafa Bey buyurun, siz sorunuz vardı. Şimdi arkadaşlar, Bey haberleşelim sizle. 12:06 geçiyor. Epey uzadı. Şöyle bir yani 10 dakikada toparlamaya çalışalım. Onun için kısa kısa bazı sorular alalım ve kısa kısa cevaplar verip bugünü neticelendirelim. Yani İlhan Bey, o kadar bir deryayı açtınız ki herkesin tabii söyleyecek çok şeyi var. Buyurun. O zaman son 4 soruyu alalım hocam. Mustafa Bey'den başlayalım. Buyurun Mustafa Bey. Mustafa Aykut. Mustafa Bey. O zaman bir sonraki soruya geçelim. Ferhat Can Bey. Buyurun size geçelim. Merhabalar, sesim umarım iyi geliyordur. Herkese teşekkür ediyorum bu fırsatı da bana sundukları için. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Önce Yunus Hocama da saygılarımı iletiyorum buradan. Kendisinin gerçekten kütüphaneme temellerini oluşturan kitapları var. Sorum şu şekilde, İlhan Hocam şeyden bahsetti, ürün yönetimiyle ilgili bahsettiği bir sonunda ürün yöneticisinin önemli olduğundan bahsetti. Bu konuyla ilgili ürün yöneticisinin satış pazarlama geçmişinin olması satış ürün yönetimine pozitif bir etkisi olacak mıdır? Ya da bu ürün proje aşamasındayken proje koordinatörünü ürün yöneticisi yapmamız mı daha olumlu olur satış süreçlerine? Sorun bu şekilde. Umarım anlaşıldığını düşünüyorum. Buyurun İlhan Bey. Ürün yöneticisinin teknik bir insan olmasının faydası olmakla beraber teknik grubun yani development grubun içinde olması doğru değil. Yani dışından birisi olması lazım. Yani proje yöneticisiyle ürün yöneticisi karıştırılıyor. İkisi oldukça farklı şeyler. Proje yöneticisi genelde ürünü geliştirmenin ortaya çıkardığı öncelikleri, müşteri önceliklerinin önüne geçirme çabası içindedir. Dolayısıyla orada bir çatışma vardır. O çatışmanın dışında kalması lazım ürün yöneticisinin. Teşekkürler. Mustafa Bey buyurun, şimdi sorabilirsiniz. Evet, ses kapalıymış, özür diliyorum. Öncelikle herkese merhaba. İlhan'a da çok çok teşekkür ediyorum. İlhan benim 40 yıllık arkadaşım. Mustafa Bey çok yönetim kurulu üyemiz bu arada. Doktor Mustafa Aykut. Buyurun. Evet. Çok önemli bir konuyu çok anlaşılır bir dille anlattı. Hakikaten kendisine tekrar bir daha teşekkür ediyorum. Konuşmasının içerisinde birçok kez satıştan, teşvikten, ihracattan bahsetti. Bütün bu konuları bir örnekle ben de katkıda bulunarak açıklamak istiyorum. Başımdan geçen bir deneyimle. Çok kişi biliyordur, işte 1980'li yılların sonlarında Almanya'da Alcatel firmasını da onun Ar-Ge'sinde çalışarak GSM'i biz tasarlarken çok önemli bir teşvikle bir anlamda ikiye olmuştuk. Bu aslında Türkiye'nin de önemli bir problemlerinden bir tanesi. İlhan da bunu çok iyi bilecek. Tam bir yumurta tavuk hikayesi bu. Yerli bir firmaya Türkiye'de geliştirdiğiniz, piyasaya çıkardığınız ürünü satmaya gittiğinizde sen bunu yurt dışında sattın mı diyor. Yurt dışında gidince kendi ülkende bunu alan var mı diyorlar. Böylece üreticiler ellerinde ürün olsa dahi, çıkartmış olsa dahi ikisinin arasında, bu ikilemin arasında kalıyor. Yani birisinin alması gerekiyor ki öteki başlasın. Almanya buna o tarihlerde çok güzel bir çözüm bulmuştu.
bize şunu söylüyorlardı ve biz bundan çok yararlandık. Eğer yurt dışına bir birim ürünü satacaksanız Almanya hükümeti de kamu kuruluşlarında kullanılmak üzere o üründen bir ürün alacak. Hiç kaça ise kaça fiyatı ona bakmaksızın o ürünü alacak. Yeter ki sen bunu ihraç etmenin yolunu bul, git konuş, ikna et. Ben alacağım ama senin ülkende de kullanan var mı derse evet var de, o alırsa ben de alacağım. Buna benzer Türkiye'de de yaratıcı, belki bu ülkeye mahsus bir takım teşviklerin de bulunup çıkartılması lazım ki önü açılsın. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bu çok o zamanlar için değerli bir teşvikti. Şimdi belki yapmıyordur ama GSM'in birdenbire önünü açmasının, o bir konsorsiyumdu biliyorsunuz, önünü açmasının en önemli teşviği bence buydu. Teşekkür ederim. Çok güzel ve yaratıcı bir şeymiş Mustafa. Teşekkürler. Evet. YouTube'da bir soru var, onu hemen iletmek istiyorum İlhan Bey. Orhan Aydın sormuş, dünyada offset uygulamaları nasıl uygulanıyor, bizde savunmanın dışında nasıl demiş. Ya, yani bu savunma konusunda uzmanlık gerektiren bir şey. Yani savunma dışında uygulanıyor mu bilmiyorum. Türkiye'deki savunma sektöründeki şeyi biliyoruz. Offset uygulamalarını biliyoruz. Çok da faydalı açıkçası. Buna benzer offset uygulamalarının Türkiye'de uygulanması diğer sektörlerde yerli üreticiler için çok çok faydalı olur tabii. Ama benim çok bilgili olduğum bir konu değil maalesef. Savunma sektörü daha bu konuda, savunma sektöründen arkadaşlar belki katkıda bulunabilirler. Teşekkürler. Semih Bey, Semih Baş Bey. Merhabalar, sesim geliyordur umarım. Geliyor. Merhaba. Merhaba, ben Semih Baş. Türk Hava Yolları Teknik ARGE'de elektronik devre tasarım mühendisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde haberleşme mühendisliğinde yüksek lisans öğrencisiyim. Benim sorum İlhan Hocam'a şimdi biliyorsunuz organizasyonlarda işte isterleri sistem mühendisliği çıkartıyor, oradan devre tasarıma falan gönderiyor. Burada bir takım çalışması gerekiyor. Ancak bu takım çalışması birazcık hani hiyerarşiler arasında bir hiyerarşik yapıya dönüşüyor. Yani sistem devre tasarımın patronu gibi davranıyor ya da proje koordinatörü tamamen ikisinin de patronu gibi davranıyor. Bu da tabii projenin ilerlemesine bir takım sıkıntılar yaratıyor. Benim sorumsa şu, bütün bağlamda soracağım aslında. Hem bu kültürün beraber çalışma kültürünü oturtabilmemiz için biz en aşağıda çalışanlar olarak nasıl bir kültür değişimini başlatmamız gerekiyor? Bize düşen görev ne ve biz neler yapmalıyız? Teşekkür ediyorum. Yani siz mühendislik bölümünün altındasınız diye anlıyorum değil mi? Doğru, mühendislik bölümünün altındayım. Yani benim yaptığım, burada paylaştığım şeyde ürünle ilgili çoğu kararın mühendisliğe gelmeden önce verilmiş olması, ondan sonra mühendislikle biz şeyi paylaştırırız, ürün özelliklerini paylaştırırız. Mühendislik de o arada tabii ki kendi katkılarını koyma fırsatı bulur. Yani ona bir karşılık hazırladığı bir functional ya da design dokümanlarıyla bir karşılık verme ve katkıda bulunma şansı var tabii. Yani ürün yöneticisinin bilgi ve yetkisiyle mühendislik bölümünün bilgi ve yetkisi tabii ki bir yerde üst üste gelecek ve orada bir pazarlık yapılacak ve bu pazarlık aslında ürün piyasaya çıkana kadar ve hayatı boyunca da sürecek. Orada aslında benim tecrübelerimden zorluk hep ürün yöneticisinin isteklerini mühendisliğe yaptırmakta çeker ve dünyanın en ikna edici adamı olmak zorunda kalır. Sizin tersi bir zorluk mu yaşadınız? Bizde biraz tersi bir zorluk var. İsterler tam belli olmadan genellikle bizim önümüze düşüyor. İsterler belli olmaması zaten en büyük problem. Yani bir isterler belli olmadan ürün yapmaya başladınız mı felaketin şeyi o, habercisi. Yani
isterler belli olmadan başlamamak lazım. Evet. Bu proje yönetim kültürünü yani şirkete oturtmak için biz hani bu işi nasıl zorlamamız gerekiyor? Yani birçok şey aslında yönetimden aşağıya doğru gelmesi gerekiyor. O kültür yönetimden aşağıya doğru çalışanların zorlanması şeklinde olması gerekiyor ama bizim de yani işlerlerin olması... İşten atılmaya mı çalışıyorsunuz burada? Efendim? Siz işten atılmaya mı çalışıyorsunuz burada? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şirketimi daha ileriye getirmeye çalışıyorum açıkçası. Öyle söylemem gerekiyor galiba. Bunu patronunuza söyleyin gidin. Burada söylemeyin bence. Tamam mı? Ama şeyin yani üst yönetimin bu şeyi bunun yeşereceği bir ortam yaratmış olması lazım. Bu kalkıp da polis edilecek bir şey değil. Günlük bazda o onu dedi, o onu dedi, o onu dedi. Onun içinden çıkılmaz. O kültürün yerleşmiş olması lazım. Hocam, Ali Tarım'ın bir sorusu var. İsterseniz onu da alıp bitirelim. İlhan Hocam, sunum için çok teşekkürler. Startup dergisinin 2018-2019 yılında çıkardığı Türkiye'nin en iyi 100 startup'ı listesinde iki listenin ilk 20 startup'ının %40'ı üniversite arkadaşı, %40'ı iş arkadaşıydı. Üniversite arkadaşları da ağırlıklı olarak işlerinde tecrübe kazandıktan sonra bir araya geliyor. Sizce bunu hızlandırmanın imkanı var mı? Yani üniversite arkadaşlığı tabii ki birbirini tanıyor olmak çok büyük bir avantaj. Belli bir süre piyasada çalışmış olmak çok büyük bir avantaj. Benim iş arkadaşları, iş ortaklarım çok ilginç bir karışım da aslında. Birimiz Fen Liseli, birimiz Robert Kolej'de, birimiz Darüşşafakalıydık. Üniversitede birimiz İTÜ'lü, birimiz Boğaziçi'li, birimiz ODTÜ'lüydük. Yani üçümüz de elektrik mühendisi olmakla beraber tamamen farklı şeyleri, kültürleri bir araya getirdik. Aslına bakarsanız üç mühendis yerine bir pazarlamacı, bir mühendis, bir de ne bileyim yani değişik şeyleri bir araya getirmeniz çok faydalı olur. Biz de bu farklılığı üniversite kültürleriyle getirmiş olduk ama tam da çok büyük avantaj değil. Yani üç tane sınıf arkadaşım, mühendisim bir şey kurduğu zaman maalesef vizyon birazcık onların geçmişleriyle kısıtlı kalıyor. Ne kadar dışarıdan şey alınabilirse, içeriye ortak alınabilirse, ortak dediğim yani görüş, tecrübe alınabilirse o kadar iyi. Evet. Çok teşekkürler. İlhan Bey, çok güzel bir sunum oldu. Çok istifade ettik. Ağzınıza sağlık. Bir de siz, ben bunu şahidiyim. Zaten o vesileyle tanışmıştık. Yıllardan beri sizin kendi şirketinizin büyümesi ve başarısı olmasının yanında, eminim onu da yapıyorsunuzdur ama benim şahit olduğum hep şu: bilime dayalı, teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, ekonominin Türkiye'de doğru bir ekosisteme kavuşturulması için, önündeki engellerin kaldırılması için, finansmanının kolaylaştırılması için, ihracatının kolaylaştırılması için gidip Ankara'da her türlü bakanla, bürokratla, herkesle görüşmeye çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bütün dirençlere rağmen yılmadan çalışıyorsunuz. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, bir girişimcisi olarak ve zamanında size yardımcı olmaya çalışan bir insan olarak bu gayretlerinizden dolayı size biz minnettarız. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim hocam. Sizden gerçekten çok büyük destekler gördüm. Hepimiz aynı şeydeyiz, trendeyiz. İnşallah inatla bir şeyleri düzelteceğiz. Çok teşekkürler. Bir sonraki toplantımız bir hafta sonra olacak. Profesör Doktor Fikrettin Şahin konuşacak. Biyoteknoloji konusunda bir konuşma olacak ve dolayısıyla bu biyoteknoloji, bu ne işe yarar, nerede başladı ve bugünkü COVID ile ilgili olarak ne çalışmalar yapılıyor, çok önemli ve popüler bir konuda Fikrettin Şahin Hoca'yı dinleyeceğiz bir hafta sonra. Dolayısıyla iki hafta sonra değil, bir hafta sonra bir toplantımız olacak. Yine hepinizi bekliyoruz. İlhan Bey'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın.